Dostlar, yıllardır özlemini duyduğum bir şeyin yapmayı başardığımı hissediyorum. Bir konuyu daha bitirdim. Bir yerli ırkımızı daha ele almayı başardım. Bundan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Evet, neredeyiz? Tiftik keçilerinin arasındayız. Bizim milli yerli ırkımız nereden gelmiş? Ta Orta Asya'nın bozkırlarından Ankara'nın bozkırlarına gelmiş ve burada tiftik keçisi halen üretiliyor. Ama bu ırkı elimizde tutmamız lazım. Bizim için son derece değerli, son derece önemli ve bununla ilgili işte bu çekimi yaptım. Umarım beğenerek, severek izlersiniz. Haydi görüşmek üzere. Dostlar, şu anda yoldayız. Çok özel bir çiftliğe gidiyoruz. Yoldayken dayanamadım. Ekranjöre bastım. Şu anda önümüzde erkek Ankara tiftik keçisini görüyorsunuz. Bunlar kurbanlıklar. Biraz sonra asıl sürüye geleceğiz. Aynı zamanda burada ayçiçek tarlasından geçiyoruz. 350 tane erkek tiftik keçisi ve hayatımda ilk defa tiftik keçisini bu kadarını ilk defa bir arada görüyorum. Hem de hepsi erkek. Ya yani bunlar kurbanlık. Neredeyiz derseniz, Ankara'da Hasan Kılınç Bey'in çiftliğindeyiz. Hasan Bey'i birazdan anlatacağım. Şimdi detayı anlatmak istemiyorum. Ama bu güzel görüntüyü de çekmeden edemedim. Bana göre Türkiye'nin gerçek mücevherlerini görüyorsunuz. Bunların kıymetini biliyor muyuz Türkiye'de? Maalesef birçok şeyin kıymetini bilmediğimiz gibi bunun da kıymetini bilmiyoruz maalesef. Evet, keçiler bu tarafa doğru böyle daldılar gidiyorlar. Baş erkek tiftik keçisi kurbanlık. İlk defa görüyorum. Başta da teke var. Lider. Patron önde gidiyor. Patron, ne haber? İyi misin? Ha? Nasılsın, iyi misin? Tamam, kızma, gidiyoruz. Evet dostlar, şimdi esas ana sürüye gidiyoruz. Şu anda yoldayım. Dostlar, çekime hızlı başladık. Evet, şu anda gördüğünüz yaklaşık 859 başlık sürü. Tamamen ana çepsi. Mavi boyalılar teke herhalde, değil mi? Niye mavi boyanmış bunlar? Öbür sürüsünde karıştığında belli olsun erkeklerin için. Bu arada size tanıştırayım. Aynı zamanda Ankara Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Hasan Kılınç. Sayın Hasan Kılınç, önce tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş bir şey. İşletmemize hoş geldiniz bu arada. Çok teşekkür ederim. Burada Merinos var, Anadolu Merinosu. Evet, bir de 100 tane kadar Romano kattık içinde. Romano var. Kaç baş bunlar? Burası da 700 başa yakın bir şey. 700 maşallah. Şimdi tabii konumuz keçi, tiftik keçisi. Odaklarım. Tiftik keçisini bir zahmet böyle tarihçesiyle beraber senden dinleyelim. Şimdi, bu konuda gerçekten çok ciddi çalışmalarınız var. Ankara tiftik keçilerin yavruları. Yavrular. Oğlaklar. Oğlaklarımız bunlar. Evet. Gördüğünüz gibi böyle mini olurlar, böyle bir minik minik. Bak, evet. Kaç aylık bunlar? Bu işte 2 ay yoksa da 1,5 ay rahat var mesela. İkizdir o yüzden küçük mesela. Diğerleri bakın, bazıları iyi gelişmiş. Şimdi tiftik keçisi
Benim bildiğim kadarıyla Orta Asya'dan gelen. Evet, Türklerle beraber Anadolu'ya girerken kendileriyle göçer hayvancılık şeklinde getirmişler. Evet. Ondan sonra da bugün Ankara'nın işte bu kuzey ilçeleri, Beypazarı, Ayaş, Güdül gibi yerlerde yayılma alanı sağlamış ve en iyi performansı burada göstermiş. Daha sonra da Polat'ta, işte biz şu anda Polat'tayız. Evet. Polat'ta, Haymata, Güney, Bala, o ilçelere yayılmış. Kastamonu'ya kadar yayılma alanları elde etmiş. Ciddi bir ihraç ürünü olmuş Osmanlı döneminde. Ciddi Hollanda'ya, çok ciddi İngiltere'ye ihraçı olmuş. İngiltere'ye de mi olmuş? Evet, yani? Evet. Şu anda halen İngiltere'ye gidiyor bizim tiftiğimiz. Ve orada ciddi şekilde tiftik keçisi yetiştiriliyor. Evet. Şu anda İngiltere'de yetiştirilmiyor. İngiltere'nin götürdüğü Güney Afrika'da şu anda pazarı payının en büyüğü Güney Afrika'nın elinde. Öyle mi? Evet, Güney Afrika'da bu beyazlar yapıyordu. Bir yavaş yavaş şu anda zenciler de işletme sahipleri. Kaç adet var mesela orada? Sayı olarak şu anda tam hatırlamıyorum ama tonaj olarak 6-7 bin ton civarında bir ürün elde ettiklerini hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum. Bu rakamlar evet, şey de olabilir. Afaki şimdi hatırlamadım, şey olmasın ama. Yani birinci sırada şey var, Güney Afrika. Güney Afrika. İkinci kim? İkinci yine Yeni Zelanda, Lesotho var. Lesotho. Ondan sonra Arjantin. Biz dördüncü sıradayız ki. Son zamanlarda projelerimiz var, bu devlet destekli projeler, ıslah projelerinden dolayı sayılar arttı, kalitede düzeldi. O yüzden mesela bu yıl tiftiğimiz 150 lira. Geçen 45 liraydı. Bu sene 150 liradan tiftik sattı yetiştirdiğimiz. Şeyini satıyorsunuz değil mi? Evet. Yani mohair dediğimiz ürünü şu an. Tiftik deniyor. Yün demiyor ama tiftik yani. İşte tiftiğini satıyorsunuz. Peki tiftiğin kaç kilo çıkıyor bir ortalama işte? Yani işte tekelerde şu an olakta 700 gram, ortalaması 2 kilo. 2 kilo çıkıyor. Yani iyidir yani. Hayvandan yaklaşık 300 lira gibi bir gelir elde ediyor. Yani örneğin benim işte bu sene 1300-1400 tane kırkıldı. 2 ton 50 kilo mu ne bir tiftik çıktı yani. Çok güzel. Başka ne geliri var tiftik keçisinin? Tiftik keçisinin işte 150 lira, 70-80 lira da şu anda kilogram başına devlet desteği var tiftikte. 2 kilo ortalamada da 150 lira o. 400 lira, 450 lira hatta. Ondan sonra 100 lira da projelerden gelen bir desteği var. 550 liralık bir yıllık direkt destek gelen bir şeyi var. Evet. Tiftikle beraber tabii tiftik destek sayılmıyor ama hani şey olarak tiftikte. 400 lira falan bir gideri olur. 200 lira çoban gideri, 200 lira da kışın çok yem yemez. 200-300 lira da şeyse, yem gideri ise hemen hemen bu destekler giderleri karşılıyor. Size oğlak kalıyor. Oğlağı kaç liradan satıyorsun genelde? Şimdi i̇şte oğlak maalesef ucuz. Onlar oğlak değil. Onlar 1,5 yaş, 2 yaşta. Oğlak bunlar. Bu oğlakların yapabileceği 700 lira falan şu anda yapardı. Şu anda 600-700 lira. Evet. Vallahi çok harikalar. Peki genelde keçilerde hani bu kire sıkıntısı oluyor. Bunlarda oluyor mu? Yani bütün hayvanlarda olur. O oluyor. Biz ilaçlıyoruz işte. Mesela geçen 2-3 gün üstte ilaçladık. İlaçlardan biraz şey, yani sonuç aldık. Yani herhangi bir şekilde ilaçladık. Daha sonra bir sıkıntısı olmuyor. Tabii yani o şeyleri alıyorsunuz da. Bunlar genelde erkekler şeye satılıyor değil mi? Yani genelde erkekleri kesime gönderiyor. Evet, erkek de dişi de gidiyor aslında. Dişi de gidiyor mu? Gidiyor tabii. Damızlığa gitmiyor mu dişler? Bütün hepsini damızı bırakamıyorsunuz. Her yerinizde bu sefer şişiyor işte. Benim peki, şu anda 900'de olup sayı azaltmam lazım yani. Damızlık alanlar oluyordur bunu. Al tabii, isteyenler yeni işletme kuranları alıyordur. Başkanım ben bir soru sormak istiyorum. Bu önemli. Şimdi bana zaman zaman bazı insanlar arıyor. Diyor ki abi benim diyor emekli oldum. Evet. Ama diyor daha emeklilik maaşım bağlanmadı. Bir şeyler yapmam lazım. Köyümde arazim var. Özellikle Ankara bölgesinden arayanlar var. Arazim var, ne alayım? O zaman gel en uygun fiyatlı oğlak al. Evet, oğlak alıp 700-800 liraya. Gelecek sene size bin lira bir arkadaş mesela. Eğer size gelecek yıla şey olacak. 100 bin lira param var diyor. Şimdi oğlak aldığı zaman kendisi bakarsa bir kere yapağı parası cebine kalıyor. Evet. Buna hiç yem verilmiyor mu bunlara? Yani yaz. Yani mera hayvanı çok şey yapmaz, çok yemez. Yani genelde yem verildiğinde ekonomik olmuyor zaten. Gider mera da bulur yemini o. Kışın da mı vermiyor? Kışın işte zaten. Aslında kışın evet. Yani çok kar yerde olur da aşırı bir kar olduğunda çıkamaz. O günler için ona biraz da kaba yemin atarsın. O şekilde gider ya. Yani o zaman yani çok az bir maliyeti var. Çoban maliyeti de yoksa. Çoban maliyeti var işte. Hayır bakacak. Kendisi bakacak. Evet, tabii. Diyelim ki atıyorum 400 lira yapağından geliyor. Oğlaktan da direkt satarsa 700-800 lira alacak. 1000 lira yaklaşık kuzu şey yani alıyor. Yani kuzu başı 1000 lira alıyor. 100 tane koyunda bunu elde edemiyoruz neredeyse şu anda şu şeyde şu şartlarda öyle yani bir durum. Daha iyi o zaman şu anda bu size. Peki neden tiftik keçisi Türkiye'de gerektiği yeri bulamadı? Yani baktığımız zaman bunun tiftik keçisi bu kadar değerli milli bir hayvanımız. Şimdi Ankara'ya mal olmuş bir hayvan değil mi? Ankara tiftik diyoruz. Tiftik keçisi. Neden biz istediğimiz yere ulaşamadık başkanım? Satışı biraz ağır gidiyor. Örneğin özellikle yaşlanan keçilerde biraz satış ağır oluyor. O yüzden bunlar biraz sebep.
Ama gideri az. Gelir de tabii gider az olunca gelir de şeye göre az gözüküyor. Biraz bu sebeplerden. Bir de bakım yüzüyle çoban kesin şart. Çoban olmadan olmuyor. Çoban sıkıntılarından dolayı da insanlar yapmak istemiyor. Ondan dolayı bir de geliri az olduğu için. Evet biraz daha. Ama yani şey olarak aslında gelir az değil de göreceli olarak. Siz mesela koyundan 100 kuzuyu satıyorsunuz 2000 liradan. Ama harcıyorsunuz diyelim, 2500 lira. 200 bin lira para topluyorsunuz 100 kuzuyu. Şimdi 100 tane oğlan satıyorsunuz 70 lira topluyorsunuz. Şimdi siz aldanıyorsunuz ama o kuzunun aslında bir buçuğu şey yem. Yem, evet. Annenin evet. Yemini saymıyoruz yani. Böyle o aldatıcı oluyor yani. Yem maliyeti yok yani. O çok önemli. Evet. Değil mi? O yüzden aynen öyle. Şimdi şu anda toplam olarak Türkiye'deki tiftik keçisi popülasyonu ne civarda? Şu anda bizim 120 bin civarında şeyimiz var, Anka tiftik keçimiz var. Bunun bir kısmı karışık sürüler içinde. Bir 80 bini civarı ana keçi bunun. Bu 80 biz yavru alıyoruz Türkiye'de şu anda o civarda da. Ve bu genelde hep Ankara'da mı? Ankara dışında var mı? Ankara'da Eskişehir'de var biraz. Mı? Eskişehir'de var. Bir de Ankara'nın komşu Bolu kısmında biraz Seben tarafında. Bir de Kırıkkale tarafında bu, var. Bu genelde yaşar mı? Çankırı'da bir iki sürü var. Efendim? Ankara dışında yaşar mı? Yaşar. Ya, tabii canım şey yok. Yani Konya'da, Ankara'da, Çankırı'da, Kastamonu'ya kadar yayılma alanı vardı eskiden. Yani bu işte Beymen grubu falan onlar bu soft kumaşçılar. Yani bu yerlerinden soft kumaş var ya. Dedeleri o soft kumaştan geliyor Kastamonu'dan. Şimdi siz 150 liraya satıyorsunuz ama bunun değeri herhalde böyle 50'ye 60'a katlıyor değil mi? Yani tabii en pahalı ürünler mohair. Yani bu tiftiğin içinde olduğu giysilerdir. Siz bakarsanız içine mohair bakarsanız %10 mohair varsa bir takım elbise 1000 liraysa örneğin 3000 lira oluyor hemen otomatik. Tiftiğin en büyük özelliğinden bir tanesi zannedersem mikronunun çok ince olması. İnce şöyle bir özelliği var. Serin tutar, sıcak tutar. Ha. Yani soğukta sizi sıcak tutar, sıcakta sizi serin tutar. Ne kadar güzel. Öyle bir yalıtım özelliği var. Siz tabii de sağlıklı musun? Ürün. Ya o kadar gücümüz yetmiyor. Üretiyoruz ama bir şey gibi hani kendiniz üretip şey yapamıyorsunuz ya. Kendimiz fabrikada traktörü üretiyorsunuz, traktörü alamıyorsunuz ya da işte araba fabrikasınız kendiniz araba alamıyorsunuz ya. Onun evet. Gibi şey bizim de. Satıyoruz ama mohair ürünlerini almak öyle şey değil. 3-5 bin lira. 10 bin lira. Başkanım şöyle anaçlara gidelim mi? Bir nereden evet. Gidebiliriz? Anaçlar şeyden dışarıdan tekrar şeyden gidebiliriz. Hem böyle etrafı gösterelim. Hmm. Çekime devam edelim bir yandan. Kuzu başlangıç dediğimiz yemler şu anda kuzu büyütmeyedeyiz. Yani oraklar için aynı şeyi kullanıyoruz. Biraz sonra haftaya geçeceğiz diye 15 gün sonra. Şimdi sabah erken çıktılar herhalde yayılma değil mi? Tabii saat 6'da 5'te çıkarlar. Sıcak bastı mı? Zaten kendi arazimiz içinde dolanıyor gördüğünüz gibi orada aşağılarda. Evet. Arpa tarlaları içine arpa topluyor. Bu ara iyi doyuyorlar tabii. Kışın ne yiyorlar genelde? Kışın bu gördüğünüz dağlara çıkarlar. Bu çalılardan koparırlar, çalarlar. Ha bu dağlardan evet. Çok güzel. Bu da yeni kuzulamış koyunlarımız var orada. Evet burada gördüm aşağıda. Bak ikizleri gördünüz mü orada? Maşallah. Evet. Ama çok iyi bir kıyaslama oluyor herhalde. Yani keçi mi koyun mu? Evet. Ya işte şeye gibi gözüküyor ama. Şey evet. Ama şeye bağlı bu. Tabii tercihe de bağlı. Evet. Arazinizin durumu. Şimdi şu bu yamaçta koyun olmuyor gördüğünüz dağlarda. Evet. Keçi olduğu için örneğin keçi. Peki daha iyi oluyor. Evet. Maşallah. Diyelim. İnci gibi değil mi? İnci gibi dizildi. Evet. Çok güzel bir görüntü. Bir sürüde tek bir ırk oldu mu? Daha başka oluyor. Daha güzel oluyor. Yani şimdi burası bu bir damızlık sürü ve tamamen saf ırk. Evet. Bunlara evet. Güneş de sıkıntı vermiyor herhalde. Yok yani tabii şey gölge olsa gider tabii ağacın gölgesini görüyor musunuz gitmişler oraya ama yani bir şey de yok. Zaten esiyor gördüğünüz gibi güzel esiyor. Şimdi beyaz olduğu için hayvan beyaz olduğu için de çok etkilemiyor güneş herhalde değil mi? Çok etkilemiyor evet. Bir şey nispi olarak diyelim. Tiftik keçisinin başka nelerinden yararlanıyoruz? Gidelim mi içine? Sütü tabii sütü de güzel bir hayvan. Yağ oranı yüksek keçi sütü. Ama tabii biz büyük işletme olunca bunlara zaman ayıracak, yapacak kimse yok ki sağacak. Genelde aile işletmenler bazıları sağar. Yani evet, sütünden de faydalanır. Ne kadar süt alınabiliyor mesela? Yani 150 gram keçi başı. Keçi başı 150 gram. 200 grama çıkabiliyor. İkizlik oranı bunlarda nedir? İkizlik oranı çok azdır. %5'e falan ancak. Mesela biz burada %10 oldu. İyi baktığımız için burada. İyi bakın %10'a kadar çıkabiliyor.
çok küçük şeydir, azdır yani 12'lik oran. Bileşik yapıyor musunuz keçide? Ha, yok. Yapmıyorsunuz ama yapsanız belki ikizlik olur. Biz tek istiyoruz. İkiz olunca tam bakamıyor, bir şekilde küçük kalıyor. Şunlar ikizler, bak geçen yılın buna anne olacak artık, bu oğlak kadar küçükler. Evet. Tam büyü mü? Büyü mü yani? Evet. Bak ortada tek oğlak var, gördünüz mü mesela? Evet, kaçmış. O oğlak örneği. Evet, o bunlar kadar neredeyse büyük yani şu. Evet. Bir yıl var. Ne yaparsak burada da bu ikizleri görüyoruz. Evet. Geçen yılın bunlar. Bu yıl. Evet. Olmasına rağmen daha iyi. Evet, bak burada önünüzde bir tane daha var burada, evet. Bu senenin. Şey, bir de dikkatimi tekeler çekti. Tekeler çok güzel. Maviye boyamışsınız. Niye onu böyle boyuyorsunuz? Belli olsun diye. Şöyle erkek var ya, gördüğünüz gibi kurbanlıklar. Şimdi onların içine kaçtığında, birbirine katıldığında siz tanıyıp almanız lazım. Bunların tiftikleri ölçülmüş, mikronları. O mikronlara göre seçilip bu sürüye katılıyor. Şimdi burası aynı zamanda ıslah projesinde. Evet, aynen, Ankara yani, tiftik eşsi ıslah projesinde. Olduğu için kesinlikle şey olması lazım. Evet, yani. Bunların hepsinin tiftik kalınlıkları ölçülüp o ölçüye göre sürüye salınıyor. Yani şunu diyebiliriz, bir tiftik keçisindeki en önemli şey tiftiği. Tiftiği, evet. Birinci ondan ürün tiftiktir. Ondan sonra yavru. Ondan sonra. Evet, birinci ürün Ankara tiftik keçisinde tiftiktir. Peki 150 lira tamam, iyi güzel. Devlet desteği de var. Evet. 70 lira dedik. Şimdi 150 lira yeterli mi bu ürün için? Ya tabii şu anda değil. Yani sonuçta 12-13 dolardan satılıyor yurt dışında. Evet. 10 dolardan. Bugün 10 dolar 170 lira. 12-13 dolar 200 küsür lira. 200 küsür liradan yurt dışında satılıyor bunlar, 13 dolardan. O şey seviyeleri yakalamamız lazım. Mesela projeleriyle bayağı fiyatlar yükselttik. Bir de birlik başkanı olarak burada hani tevazuluk yaptım. Son 5 yılda girdik bu piyasaya. 8 liraydı tiftiğin kilo oran fiyatı. 8 liradan, evet, 8 liraya 150'ye çıktı bu sene. Özellikle biz bazen mesela bu yıl çok alım yapmadık. Denge alımı yapmaya çalıştık. Yetiştiricimiz için uygun olsun diye. Daha fiyatlar yükselsin diye. Bu şekilde o şeyde bir şeyimiz oldu. Vallahi bir emeğimiz oldu diye düşünüyorum yani. Başkanım, ben bile düşünüyorum. 2 tane alayım, bir erkeği çiftliğe götüreyim istiyorum. Yani bende de işte Doğu Friz Merino olan şapkaları var ama ben yerli ırk hastasıyım. Böyle yerli ırklar, Kangal mesela var bizim. Kangal koyunumuz var. Bir de Polatlı'nın Polatlı Merino'su var. Merino'su var, evet. Ensesi kalın yani, böyle şey, boyun kalın. Evet. Anadolu şeyinden öyle seçiliyor yani. İkisinin farklılığı. Peki bir şey daha soracağım. Evet. Şimdi tabii ilk defa çiftlikle ilgili bir çekim yapıyorum. Benim de çok bilgilerim eksik. Mesela kaç keçiye bir teke düşüyor genelde? Yani 25-30 arasında şey yapıyoruz. 25-30 yetiyor mu? Evet, 25, ideali 25'tir de biz 25-30-30'a kadar çıkarıyoruz. Şunun ölçülmemesini yapabiliyor musunuz? Mesela ne zaman? Şimdi teke katım zamanı değil mi şu an? Evet. Yok, değil. Şu an teke katım zamanı değil. Ama tekeler içinde? İçinde gelmez. Sıcaktan dolayı herhangi bir sorun olmaz. O bir Eylül ayı, bu gün kısalığı falan, gece serinliği 15 Ağustos'tan sonra. Ondan sonra hormonlar devreye girer. O dönemde de biz hangi zaman yavrulatmak istiyorsak seçeriz, bir ay, bir buçuk ay katmayız. O tarihi belirleyerek ona göre katılır. Yani özlemesini sağlıyorsunuz, ondan sonra tekrar katıyorsunuz. Evet. Peki benim sorum şu. Diyelim burada 1000 tane anaç var. Evet. O 1000 tane anaçtan yüzde kaçı gebe kalıyor? Bunu takip edemiyor musunuz? Ya, takip etmiyoruz ama %90 doğururken fark ediyorsunuz. Doğurduğunda hani kaç yavru aldığınızda doğum yapıp yapmadığını. O mevsimde ayırıyorsunuz doğum yapmayanlar falan. %90 gebe kalır. %90 üzerinde hatta gebelik kalır. Çünkü doğal yolla bir şey. Evet. Suni tohumlama değil. Fakat yavru atmalar çok oluyor. Çok o şey de var. Nazik olduğu için yavru atar. Orada boş kalır hayvan işte yani. O yüzden işte bir de yavru çok nazik olduğu için alırken siz 100 hayvandan 80 yavru alırsanız iyi bir başarı Ankara tiftikçisinde. Yani. Peki şöyle bir şey daha soracağım. Bunun tarihçesine bakarsak eğer, Anadolu topraklarına Asya'dan ne zaman gelmiş? Ya işte burada şeye gelirken Orta Asya'ya 1070'lerde işte Anadolu'ya girerken kendileri beraber gelmişler yani. 1070, 1000'li yıllarda. 1000'li yıllarda. 1000'li yıllarda gelmişler. Bu arada yeni kuzulamış ikiz. Size göstereyim. Yeni bir koyunumuz doğurdu burada. Annesinin pekinden gidiyor. Şu ikisi onun işte ikizi. Şu anda doğum yaptı. Daha plasantası duruyor arkasında. Evet, plasantası duruyor da çıkacak o da. Ama yavru kalkmış maşallah, hemen annenin bebeğini arıyor. Burası da doğumhane gibi kullanıyorsunuz. Evet. Yavrular, küçük yavrular falan orada. Küçük yavrular dolanıyor. Çadırdan nasıl, çadır memnun musun? İyi, yüksek olduğu için hiç güzel şey yok, bir sıkıntısı yok. Bak burada kuzularımız var burada. Değil mi? Burada da besi kuzularımız var. Ya burada da yeni doğuranlar var. Yeni doğuran değil, bu besi. Oo, besi. Kurbanlık mı besi bunlar? Bunlar besi, ete gider. Ete gidiyor. Çok tabii biz Merinos'u bol bol çektiğimiz için ben Merinos'tan ziyade beni keçi beni ayran bıraktı. Yani
gerçekten çok etkiledi kişiler. Şimdi ikizlik oranı düşük dedik. Evet. Ama benim ilgimi çeken şu oldu. Çok önemli bir konuya değindiniz. Neydi o da? Ya sadece ve sadece %1 %10 gibi bir ikizlik oranı evet. var ve diyelim ki 70 bin lira gibi bir geliri var ama masrafı çok az. Evet, masrafı çok az. Değil mi? Masrafı çok az. Yani mesela hayvancılığa yeni başlayanlar için özellikle şu anda yemlerin pahalı olmasından dolayı çok da gözde bir şey olabilir yani. İşte gözde olabilir değil mi? Yem pahalı yem çok pahalı için işte, ama burada da şunun olması lazım. Yani merak. Dağda bayırda bir yerde olması lazım adamı çizdiği evet. ki hani orma, evet. mesela ormana salabiliyor. Yani çıkış olacak. Bak şimdi şu ağladan direkt bu dağa çıkıyor bu merak. Gördüğünüz şu dağlara çıkıyor. Şuraya çıkıyor değil mi? Evet. Buralardaki bu şu anda aşağıdan geldi tabii belki o çektiğimiz yerlerden anızlarda evet. arpa topluyor ama daha bu arız yeni açıldı. Şimdi Eylül ayında orası ekilecek, yine girilmeyecek. Onun şeyi burası dağ. Onun alanı dağ. Vallahi hayran kaldım. Tebrik ediyorum. Tiftik keçisi benim için çok önemliydi. Tiftik keçisi konusunda ikizlik oranını, süt oranını, yapağısını, yapağı diyorum ben tabii siz tiftik diyorsunuz. Tiftik. Yani kıl da diyemeyiz. Kıl da diyemezsiniz. Yani diyemez. Farklı bir ürün sonuçta. Yani. O, tiftik adı tamamen tiftik. Yani, adı tiftik yani. Adı tiftik ve farklı bir ürün. Yani evet. ne? Özel diğer keçilerdekine benziyor. Dünyanın en pahalı tekstil ürünlerinde kullanılır. Fakat bunu korumamız lazım. Bu bizim gerçekten kendi ürünümüz, kendi hayvanımız. Bana göre belki de ülkemizin şeyi olmalı. Yani milli amblemi gibi olmalı. Evet. Yani bunu göremiyoruz. Hem dünyada evet. Angora, zaten Angora Goat diye bilinir bu. Yani Ankara keçisi. Evet. Ankara tiftik keçisi diye söylenir. Ankara keçisidir bu. Dünyada da Ankara keçisi olarak tescillidir. Evet. Peki başkanım. Hedef kaç hayvana ulaşmak? Valla hedefimiz zaten 1000 şu anda bu işletmeye götürürsek bu şartlarda, Türkiye'nin bu şartlarında bizden daha yiğidi yok derler ya. Yani daha şeyde yok diye düşünüyorum. Çünkü ciddi masraflar ağırlaştı. Çoban bulamıyoruz. Çoban sıkıntımız çok büyük. Şu anda kaçıyorlar işte. Biz de elimizde tutmak için sürekli zam yapıyoruz. Kaç para çoban şu anda? Şu anda 6,5 lira. 2 lira da masrafı 8,5 lira. Ama aylık size 2 var. Hatta 19 lira. Bir tane bu çoban kaç hayvana bakıyor? İşte bu 800'ü 2 kişi gidiyor şu anda. 800. Evet. 800 yani, küsür 900'e yakın işte bu. Yani 450 hayvana yani 500'e kadar bir çoban bakabiliyor. Şimdi 500'e herhalde. Bir çoban güdemiyor ama hani 1000 tane 2 kişi güder. 1000 hayvanı 2 kişi. Şimdi ikili olunca sağlı solundan gidiyor. Şimdi 500 hayvanın da bir tarafında duramıyor yani şey. Çoban. Öbür tarafa kaçtığında önünde ya da açtığında ya da bir tarlaya girdiğinde falan yorulur. 500'ü güdemez bir kişi. Ama 1000'i 2 kişi güder yani. Yani 1000 hayvanı güttüğü zaman 2 kişi demek ki yıllık bunun maliyeti 100 bin lira gibi bir rakam olur. Valla 10 bin düzlüğün işte 120 bin 250 bin lira çoban masrafı. Hayvan evet 250 bin lira çoban masrafı. Yapay olarak 500 lira ortalama alsak. Yapay 2 ton aldık işte. 2 ton 300 bin lira. 300 bin lira. 150 bin lira da şey diyelim. Oğlaklardan gelen yok gibi. Şey destek. Yine destek. 400-450 bin lira. 450 bin lira. Oğlaklar gelirleri var. Oğlakların da evet hadi işte bir şeyden 600 oğlak elde etseniz onu da 6 kere 400 lira oğlak elde. 350-750-800 bin lira. 800-900 bin lira bir 250 bin lira masraf. Hadi 100 50 bin lira da desteği var. Gene genel desteği var. Çok iyi. 800-800 bin lira bir gelir sağlıyor. Vallahi ben o zaman şuradan bir dostlarımıza şöyle bir mesaj verelim. Ufak çapta yapmak isteyenlere evet. ve parası az olanlara tavsiye ediyor musunuz bu? Evet tabii yani şey istemiyor. Çok büyük sermaye istemiyor. Emek yoğunluklu bir iş. Evet yani bence kesinlikle küçük ölçekli üreticimize veya şeye dönmek isteyenlere yani şehirden köye kendi kırsalına köye için ideal bir şey. Bir de kendileri bakması lazım. Bir de şöyle onlara tavsiye edeyim bir başkan olarak. Bu yıl tam küçükbaş alınacak yıl. Tam değil mi? Tam zamanı. Çünkü dip fiyatlar. En dibinde yani bir şey dip fiyatta alınır. Üst fiyatta alınmaz. İşletmecinin şeyidir. Aynen. O yüzden öyle şiddetle tavsiye ederim yani. Yapacaklarsa bu yıl muhakkak almalılar. Bir 6 ay sıkıntı olabilir. Ondan bir yıl sonra bunlar çok %100 kazanır. Çok güzel bir sohbet oldu. Evet. Teşekkür ederim size. Boynuzları falan para ediyor mu? Yok. Boynuzla ilgili herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Peki eti nasıl? Eti çok güzel. Eti şöyle. Ben yemek isterim başkanım. Keçi eti. Tadına bakmamız lazım. Keçi eti şey bu Ankara keçisi de normal keçi ile kuzu eti arasında bir şey. Yani yağlılık oranı o şekilde. Keçi eti yağsız olur, kuru olur. Şeyde yağlı olur kuzu eti. Bu ikisinin arasında tabii. İkisinin arasında evet. burada yağ da var evet. yani. Evet. O zaman kesinlikle deneyeceğiz. Evet dostlar muhteşem bir çekim oldu. Benim için tiftik keçisi çok önemliydi. Ve biz tiftik keçisini beklemek için yaklaşık bir sene bekledik.
Başkanımla da daha önce konuştuk. Kış vardı, korkunç çamur ve kar vardı. Düşünün, o ortamda bile bu hayvan dışarıda otlayabiliyor. Evet. Ama bence çok güzel bilgiler aldık. Eksik bir şey kaldı mı başkanım? Şu an aklımıza gelen bunlar hiç kalmadı. Orta Asya'dan bundan 1000 yıl önce gelmiş, öyle söyleyelim. En az 1000 yıl önce gelmiş ve Ankara'da tamamen konuşlanmış bir ırkımız bu. Asya'dan gelen ırkımız. Dolayısıyla çok değerli ve dünyada Angora diye isim yapmış. Angora Goat diye, evet, yani Ankara keçisi yani. Ankara keçisi ve çiftliği en önemli, yani üstündeki o gördüğünüz çiftliği çok önemli. Özetlersek, fakat dünyada 4.'yüz. Şu anda kısa dönemi, yeni kırkıldığı için daha bunlar Eylül ayında bir kere kısa kırkılıyor. Eylül ayında geldiğinizde yani bayağı ciddi lifleri uzun uzadığını göreceksiniz. Benim bir ricam var başkanım, hem sizden hem de burada, evet, burada bizi seyreden değerli, evet, yetkililerimizden. Bu sürüleri, bu ırkı çoğaltmamız lazım. Bu bize ait. Ve bu Angora'nın işte şey daha yani, ekonomisi olmayan bir şey lazım. Çoğalmaz. Ekonomisi olmak zorunda. Yani biz zarar etmemek zorundayız. Kâr etmek zorundayız ki götürelim. Yoksa hani hayatın realitesine uygun değil. Yani siz cebinizden besleyemezsiniz. Pazarı büyütmemiz lazım. Evet, pazarı, pazarı büyütmemiz lazım. Bu sürüleri kaybetmememiz lazım. Evet değerli dostlar, bir programın sonuna daha geldik. Her zaman olduğu gibi koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın, hoşça kalın.